Merhabalar. Mıstık Fence'ye abone olup like atmayı unutmayalım. Potansiyel Enerji ile yine birlikteyiz. Potansiyel Enerji arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Çekim Potansiyel Enerji ve Esneklik Potansiyel olmak üzere. Çekim Potansiyel Enerji ile başlayalım. Potansiyel Enerji arkadaşlar cisimlerin konumlarından dolayı sahip olduğu enerjiye çekim potansiyel enerjisi diyoruz. Bir cismi yerden yukarıya doğru kaldırırken cisim üzerinde yer çekimine karşı iş yapmış oluruz. Biz ona bir enerji kazandırmış oluruz. Yaptığımız bu cisimde çekim potansiyel enerjisi olarak depolanır. Yerden yüksekte olan her cismin çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Dağın tepesindeki kar, uzaya fırlatılan roket, paraşütle atlayan sporcu çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Arkadaşlar, cisimlerin konumlarından yani yüksekliklerinden dolayı yer çekiminin uygulayacağı çekim potansiyel enerjisi vardır. Dağın tepesinde kar çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Yüksekteki paraşütçü çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Uzaya fırlatılan roket de çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Çekim potansiyel enerjisi nelere bağlıdır? Arkadaşlar iki şeye bağlı. Bir, yerden yüksekliğine yani konumuna. İki, kütlesine. Kütle ve yükseklikle doğru orantılıdır. Yani yükseklik arttıkça çekim potansiyel enerjisi artar. Kütle arttıkça çekim potansiyel enerjisi artar. Çekim potansiyel enerjisi bir cismin yerden yüksekliğine bağlıdır. Cismin yerden yüksekliği ne kadar fazla ise çekim potansiyel enerjisi o kadar fazla olur. Şekildeki arabalar özdeş olmasına rağmen tırın üstündeki arabaların çekim potansiyel enerjisi tırın altındaki arabalardan daha fazladır. Çünkü üstündeki arabaların yüksekliği daha fazla olacaktır. Yine arkadaşlar çekim potansiyel enerjisi cismin kütlesine de bağlıdır. Cismin kütlesi arttıkça ona etki eden yer çekimi kuvveti de artar. Dolayısıyla çekim potansiyel enerjisi de ne olacaktır? Artacaktır. Şekildeki sürahi ve bardak aynı yükseklikte olmasına rağmen sürahinin kütlesi daha fazla olduğundan çekim potansiyel enerjisi daha fazladır. Etkisinden de anlayabiliriz arkadaşlar. Bu bardak ve sürahi yere düştüğünde hangisi daha fazla etki yapacaktır? Sürahi daha fazla etki yapacaktır sürahinin etkisi daha fazla olduğundan çekim potansiyel enerjisinin daha fazla olduğunu anlayabiliriz. Bir etkinlikle devam edelim. Aynı yükseklikte o halde yükseklikleri aynı ise ABC cisimlerin ağırlıkları sırasıyla 30 Newton, 40 Newton ve 10 Newton'dur. O halde arkadaşlar aynı yükseklikte olduğunda biz neyine bakacağız? <laughs> Kütlesine bakacağız. Baktığımızda arkadaşlar B cisminin potansiyel enerjisi en büyüktür diyor. B cisminin potansiyel enerjisi en büyüktür, doğru çünkü ağırlığı en büyük olan B'dir. A, B, C cisimlerin yerden yükseklikle eşit olduğu için çekim potansiyel enerjisi eşittir diyor. Yanlış arkadaşlar, ağırlıkları farklı olduğu için farklıdır. A cisminin çekim potansiyel enerjisi C cisminden büyüktür. Bakıyoruz arkadaşlar, A'nın kütlesi C'den daha fazla olduğu için doğrudur arkadaşlar. C cisminin ağırlığı en küçük olduğundan Çekim potansiyel enerjisi en büyüktür. Yanlış arkadaşlar. Tam tersi en küçük olacak. Yani yanlıştır. Soruyla devam edelim. Kütleleri eşit. Arkadaşlar kütleleri eşitse neye bakacağız? Yüksekliklerine. X, Y, Z cisimlerinin merdiven basamaklarında şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre cisimlerin çekim potansiyel enerjisini kısa kıyasladığımızda Z en yüksekte olduğu için en büyük. Sonra Y, X en küçük olacaktır. Yani Z büyüktür, Y büyüktür, X olacaktır. Etkinlikle devam edelim. Numarandırılmış şekillerin gösterdiği durumlara bakarak altlarındaki cümleleri tamamlayalım. Arkadaşlar kinetik enerjisi sadece baktığımızda arkadaşlar burada hareket var. Ne bir numaralı şekilde bulunmaktadır. Çekim potansiyel enerjisi sadece arkadaşlar burada hem potansiyel hem kinetik hem potansiyel enerji hem kinetik enerji var. Burada sadece potansiyel enerji dediği için cevabımız yalnız 2 olacaktır. Hem kinetik hem potansiyel enerjiye bakıyoruz arkadaşlar. Merdiven çıkan adam hem bir yüksekliği var hem de hareket ediyor. Kuşun hem bir yüksekliği var hem de hareket ediyor. O halde hem kinetik hem potansiyel enerjiye sahip 3 ve 4 numaralı şekillerde bulunmaktadır. Soruyla devam edelim. Şekildeki K noktasında serbest bırakılan N noktasına kadar ulaşıyor. Buna göre cismin hangi noktada çekim potansiyel enerjisi en büyüktür diyor. Arkadaşlar çekim potansiyel enerjisi kütleye ve yüksekliğe bağlıydı. Şekle baktığımızda aynı cisim olduğu için Neyine bakacağız potansiyel enerjide? Yüksekliğine. Konumlara baktığımızda en yüksek K noktasında olduğu için çekip potansiyel enerjisi en büyük K noktasında olacaktır. Esneklik potansiyel enerjisiyle devam edelim. Arkadaşlar kuvvet uygulandığında şekli değişen, kuvvet ortadan kaldığında tekrar eski haline dönebilen cisimlere esnek cisimler diyorduk. Bu esnek cisimlere yay, lastik, sünger örnek verebiliriz. Esnek cisimler sıkıştırılıp gerildiğinde esneklik potansiyel enerjisine sahip olurlar. Bu sayede bazı cisimleri hareket ettirebilirler. Arkadaşlar esnek cisimleri sıkıştırdığımızda, gerdiğimizde esneklik potansiyel enerjisine sahip olacaklardır. Esnek maddelerin sahip olduğu esneklik potansiyel enerjisi maddenin cinsine, bu çok önemli arkadaşlar. Cinsine, incelik kalınlığı gibi özelliklerine bağlıdır. Farklı cinsteki maddelerin esneklik fa esnekliği farklı olduğu için esneklik potansiyel enerjisi de farklı olacaktır. İnce ve kalın yayların sıkıştırılma ve gerilmesi farklı olacağı için esneklik potansiyel enerjisi farklı olacaktır. Esneklik potansiyel enerjisi arkadaşlar esneklikle depolanan enerjidir. Sıkışmış yayda, gerilmiş okta Esneklik potansiyel enerjisi olup, sıkışma gerilme miktarı ile doğru orantılıdır. Yani sıkışma gerilme fazlaysa esneklik potansiyel enerjisi fazladır diyoruz. Kurmalı bir oyuncağın nasıl hareket ettiğini arkadaşlar kurmalı oyuncaktan içerisinde yay vardır. Biz yayı sıkıştırdığımızda orada esneklik potansiyel enerjisi depolanacak ve bu ne yapacaktır? Hareket yeteneğine sahip olacaktır. Kurmalı oyuncakların içerisinde yay bulunur. Bu yay oyuncağın dışındaki bir düğme ile sıkıştırılır. Sıkıştırılan yayda esneklik potansiyel enerjisi depolanır. Oyuncak yere konulduğunda, düğme bırakıldığında araba, e, a, e, arabada depolanan enerji sayesinde hareket edecektir. Soruyla devam edelim. Esneklik potansiyeli enerjisinin yayın Cinsi ile ilişkisini araştırmak isteyen deniz, yukarıdaki düzenekte, e, düzenek olarak kalınlığı, uzunluğu ilk düzenekteki ile aynı yaylarda oluşturulmuş. Aşağıdaki düzeneklerden hangisini birlikte kullanmalıdır? Arkadaşlar bizim araştıracağımız ne? Yayın cinsi. O halde yayın cinsi farklı olacak. Diğer her şey aynı olacak. Yani kalınlığı, uzunluğu aynı olacak. Baktığımızda, Uzunluğu aynı değil olmaz. Uzunluğu aynı değil olmaz. Bakıyoruz uzunluğu aynı mı? Aynı. Kütlesi aynı mı? Aynı. Yayın cinsi farklı mı? Evet biri çelik biri demir. O halde biz bu iki düzeneyi kullandığımızda esneklik potansiyel enerjisinin yayın cinsi ile ilişkisini ne yapabiliriz? Ortaya çıkarabiliriz. O halde hangi şık olacak? Cevabımız C şıkkı. D şıkkına da bakalım. Demir demir olduğu için Arkadaşlar yayın cinsi aynı ama biz yayın cinsini görebilmemiz için yayın cinsinin farklı olması gerekir. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.